Interest in home and body hygiene has waxed and waned through the ages, from early Egyptians who frolicked in pools for hours to Enlightenment Europeans who never bathed a day in their lives, believing that water spread diseases such as the plague. Interest in home and body hygiene. Ev ve vücut hijyenindeki ilgi, yani hijyenine olan ilgi, has waxed and waned through the ages, çağlar boyunca demek arkadaşlar. Şuradaki age'i yaş olarak biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda çağ demek. To age, yaşlanmak demek, fiili var. Yaşlandırmak anlamı da var. Mesela bir deriyi yaşlandırabilirsiniz, eski gösterirsiniz falan. Through the ages, çağlar boyunca. Ev ve vücut hijyenine olan ilgi wax ve wane oldu. Evet, arttı azaldı. Yükseldi düştü. Şuradaki wax bildiğiniz wax. Bal mumu aslında. Fakat aynı zamanda fiil olarak yükselmek anlamı var. Şuradaki wane ise azalmak. Özellikle ilgiyle kullanılır. The interest in something waned. Bilmem neye olan ilgi azaldı. Yok, şuraya kadar wax. Wayne'de var. Wayne. From to, nereden nereye kadar örnek vermiş, kimden kime kadar. From early Egyptians, erken ama burada ilk Mısırlılardan, kim bu Mısırlıların özelliği ne? Who frolicked in pools for hours. Saatlerce havuzlarda frolik eden, eğlenen, oynaşan, böyle frolik daha çok çoluk çocuğun, hayvanların böyle büyük bir keyifle, neşeyle oynamasıdır, oynaşmasıdır. Yetişkinlerde olunca biraz böyle anlam oynaşmaya kaçıyor, öyle diyeyim. Birazcık böyle ahlak dışı norma kaçar eğer yetişkinler için frolik kullanırsanız. Demek ki saatlerce havuzlarda eğleşen, oynayan ilk dönem, ilk Mısırlılardan kime kadar? Enlightenment Europeans. Enlighten, şuradaki arkadaşlar, aydınlatmak. Light, ışık değil mi? Aynı zamanda aydın. Enlighten, birisini veya bir konuyu aydınlatmak. Enlightenment olunca da aydınlanmacı, Rönesans dönemi. Avrupalılarına kadar. Peki bu aydınlanmacı Avrupalıların özelliği ne? Who, ki bunlar, never bathed a day in their lives. Hayatlarında bir gün bile banyo yapmayan Avrupalılar. İnanaraktan. Galiba bir şey duydum hocam. İngiltere'de hani gelinler neden çiçek tutar? Hani neden çiçek tuttukları kökeninde şey vardı. Yılda bir defa banyo yaparlarmış. Evet. O da büyük zamanlarında gelince daha güzel kokun için çiçek tutarlarmış. Ben onu Fransa için duymuştum. Evet. Bir hakikat payı var demek. Nihayetinde. Doğru. Believing, virgül ing yapısı, inanaraktan. Neye inanaraktan? That, arkasından cümle, water spread diseases such as the plague. Su yaydı, yayardı, yaymaktaydı. Bu spread. 1, 2, 3 halde aynı. Dolayısıyla burada simple past tense var arkadaşlar. Su yayardı, yaymaktaydı hastalıklar. Ne gibi hastalıklar? Such as the plague. Veba. Veba benzeri veya gibi hastalıkları yayardı su diye inanarak hayatlarında bir gün banyo yapmayan Avrupalılara kadar. Artmış, azalmış. Yani Mısırlılar sudan çıkmıyor, Avrupalılar suya girmiyor. But ever since deodorant and mouthwash entered the American marketplace in the 20th century, standards of cleanliness have steadily ratcheted up. Ever since, den beri. Since de den beri, ever bunu vurguluyor arkadaşlar. Ta o zamandan beri. Deodorant ve mouthwash. Ne demek ağız yıkaması? Gargara. Gargara.
Özellikle bu diş temizliği için kullanılan, şuradaki gargle dediğini arkadaşlar, aynen öyle, gargle, bildiğiniz gargaranın İngilizcesi. Bu suyu hani boğazın üstünde tutup ses çıkarırsınız ya. Evet. Demek ki deodorant ve gargara diyeceğiz değil mi? Entered the American marketplace in the 20th century. 20. yüzyılda Amerikan pazarına, marketplace, pazar yeri, pazar, piyasa, sına girdiğinden beri. Standards of cleanliness, temizlik standartları have steadily ratcheted up. Ratchet up. Yükselmek, artmak. Derece derece ama istikrarlı olarak, böyle aşağıya düşmeyecek şekilde artmak. Steadily, istikrarlı, düzenli bir şekilde. Steady ise bir şey, steady, şu D'den sonra Y harfi var, titremez. A steady hand dediğiniz zaman mesela surgeon'da, cerrahta istediğiniz bir şeydir, steady hand. Steadily, böyle istikrarlı, düzenli bir şekilde adım adım artmış. Now, nearly a decade in the 21st century, we are convulsed by full-on germophobia and personal hygiene mania. Şimdi, nearly a decade into the 21st century, neredeyse 21. yüzyılın içerisine bir 10 yıl. Ne demek şimdi bu? 20. yüzyılın ilk 10 senesi into, içine, yani 21. yüzyılın içine 10 yıl girildiğinde gibi düşünün bunu. Yani 21. yüzyıldan 10 yıl geçtikten sonra. A decade into dediğiniz zaman, yani bir 20. yüzyılın içerisinde biz bu kadar yol aldık. Olduğu bir zamanda we are convulsed. Biz ne olmuşuz? Convulsed olmuşuz. Tam olarak ateşlenmek değil, sarsılmak, titremek. Özellikle konvals bir hastalık sonucunda, ateşli bir hastalık sonucunda elde olmayan titremedir, sarsılmadır. Veyahut da çok kötü bir haber aldınız, onun sizi sarsmasıdır, konvals. Bir de böyle nefret hissi veyahut da korkunç bir mesela koku. Sizi elinizde olmadan böyle iki büklüm eder, o da konvalstır. İşte biz sarsılıyoruz, biz böyle çarpılıyoruz. Ne tarafından, ne sebebiyle? By full on germophobia and personal hygiene mania. Full on diyorsanız arkadaşlar, full on tamamen böyle, bunu nasıl anlatayım size? Tas tamam. Tas tamam olur. Aynen öyle. Olur olur, güzel. Germophobia, şuradaki fobia, fobi Türkçesi, germ de az önce geçmişti. Mikrop. Germophobia olursa mikrop korkusu. Ve personal hygiene, kişisel hijyen manyaklığı. Manyaklığı yani direkt olarak. Aşırı şekilde manya dediğiniz zaman bu pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mesela futbol manya dediğiniz zaman futbol bağımlılıktan da ziyade aşırı tutku. Böyle ama işte manyaklık seviyesinde. Yani elinizde değil bu. Ama mesela bir futbol takımı açısından bakarsan bu iyi bir şeydir. İnsanların futbol manyaya tutulması. Ama mesela evdeki bayanlar açısından bakarsanız manyaklık işte o zaman. Demek ki kişisel hijyen, kişisel temizlik açısından manya seviyesinde çok böyle son derece. Manya dediğimiz zaman zaten hani manyaklık dediğimiz zaman aslında oradan geliyor. Böyle mantıksız bir tutku, mantıksız bir korku son derece. Aşırı sınırlarda olan bir şey. Olur. Demek ki mikrop korkusu ve kişisel hijyen manyası ile biz sarsılıyoruz. Bu 21. yüzyılın da 10 yıl geçmişken. Office supply stores sell germ-resistant highlighters and scissors. Office supply stores. Çok güzel. Büro malzemeleri satan dükkanlar demek. Supply, tedarik etmek, sağlamak. Ofis, büro,
büro tedariği dükkanları, yani büro malzemeleri satan dükkanlar satmakta ne satıyorlar? Germ resistant highlighters and scissors. Germ resistant, mikroplara, bakterilere dirençli highlighter. Fosforlu kalemler. Aynen öyle. Şuradaki highlight fiili onun. Bir şeyin altını çizmek veyahut da vurgulamak. Ve mikroplara dayanıklı makaslar satıyorlar. 10 years ago, hand sanitizing gels could be found only in hospitals. 10 sene önce elleri sanitize eden, temizleyen jeller could be found, bulunabilmekteydi, bulunabiliyordu sadece hastanelerde. Now they are flying off the shelves of every grocery and drugstore. Şimdi ise they are flying off the shelves. Shelf, raflardan uçuyor. Flying off the shelves derse arkadaşlar, bunu şu şekilde düşünün. Şu anda benim seçtiğim, highlight ettiğim gibi değil. Fly off the shelf. Raflardan böyle uçup gitmek. Shelves of every grocery and drugstore. Grocery store dedi arkadaşlar. Normalde manav demek lazım ama bizdeki süpermarketler, grocery store Amerika'da. Drugstore dedi ise eczane. Demek ki her bir süpermarketin ve eczanenin şelflerinden uçup gidiyor. O kadar hızlı satılıyor. In 2005, more than $87.3 million in sanitizers were sold, a 54% increase over 2004. 2005 yılında 67.3 milyondan daha fazla hijyenik malzeme diyeceğiz herhalde. Hijyenleştirici mi diyeceğiz? Temizleyici yok. Sanitizer, yani elleri temizleyen, hijyen sağlayan malzemelerden satıldı. Demek ki şuradaki rakam, bakın ne arkadaşlar? Dolar. 67.3 milyon dolar şunlarda satılmış. Bu da a 54% increase over 2004. Over üzerinde demek veya boyunca gibi anlamları da var. 2004 üzerine ne demek arkadaşlar? 2004 yılındakinden %54 bir artış. Ona oranla gibi düşüneceksiniz bunu. Bu da 2005 yılını verdi ya. 2004 dünkinin üstüne bir %54 artış söz konusu. Yoruldunuz mu? Güzel. Yok, geçmeden değil. Bazı arkadaşlar toparlanır gibi gördüm de. Why the massive panic over invisible threats? Daha önce söylediğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Eğer söylediysem tekrar olsun, söylemediysen söylemiş olayım. Siz evde tek başınıza okurken hemen böyle why, massive, panic, işte invisible, bunlara dalmak yerine bütün paragrafı baştan sona bir okuyun. Anlasanız da anlamasanız da. Ve mümkünse sesli okuyun. Aksanınızın ne olduğunu hiçbir önemi yok. Hani şunu invisible falan deseniz de kabulüm yani. Tamam mı? Baştan sona bütün paragrafı okuyun. Ondan sonra cümleyi, ilk cümleyi baştan sona okuyun. Ben az önce hep yaptığım gibi. Ondan sonra kelimelere dalın. Bunun ileride faydasını göreceksiniz. Metinleri bu şekilde okursanız sınav esnasında bütün cümleyi birden görebiliyorsunuz. Diğer türlü özellikle paragraf sorularında başta okuduğunuz kısım sona geldiğinizde kayboluyor. Anlamını kaybediyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar bütün bir cümleyi birden görmeye çalışın. Bunu böyle yaparsanız daha sonra işte paragrafı daha yukarıdan görebiliyorsunuz. Why the massive panic over invisible threats? Neden bu masif, muazzam, devasa panik? Panic over hangi konuda? Over invisible threats. Bu görülemeyen, visible, görülebilir, görülebilen, invisible, görülemeyen tehdit, threat,
Bu görülemeyen tehditler konusundaki bu muazzam panik neden? Why is dememiş. Bakın normalde burada is kullanması gerekir. Yanlış. Hayır, kullanım şekli. Tercih. On the surface it seems an earnest effort to promote health. On the surface, yüzeyde, görünüşte, it seems, it dediği, yani bu panik, muazzam panik, ne gibi görünüyor? An earnest effort to promote health. Sağlığı promote etmek için, teşvik etmek, artırmak için earnest bir çaba. Effort, çaba, gayret. Earnest, şuradaki earn kazanmak, doğru, elde etmek. Ama earnest, samimi, içten ve hakiki. Yapmacık olmayan, aldatmaya yönelik olmayan. Hakiki, samimi, içten bir çaba, görünüşte, yüzeyde. Fakat a closer look suggests that we feel a deep distrust of our bodies and profound pessimism about human nature. The backyard is a hotbed of creepy crawlies. My body is brimming with toxins and the germs in my kitchen are just waiting to rise up and infect me. Fakat a closer look suggests that. Yakından bir bakış suggests that. Suggest normalde teklif etmek, önermek. Bu da böylesi bir ifadede düşündürmek, göstermek. Daha yakından bir bakış bize şunu düşündürüyor. Neyi düşündürüyor? We feel a deep distrust of our bodies. Biz ne hissediyoruz? Derin bir distrust. Trust güvenmek. Güven, distrust, güvensizlik hissediyoruz. Neye karşı? Of our bodies. Vücutlarımıza derin bir güvensizlik hissediyoruz. And profound pessimism about human nature. İnsan doğası, tabiatı, yapısı, fıtratı hakkında profound, çok derin bir karamsarlık, pessimism, optimism. Karamsarlık hissediyoruz. Şuradaki we feel'den sonra profound pessimism gelecek. We feel a profound pessimism. İnsan doğası hakkında muazzam, çok derin bir karamsarlık hissediyoruz diye bize düşündürüyor. Yakından bir bakış. Peki nedir bu işte pessimism ve distrust? İki nokta. The backyard is a hotbed of creepy crawlies. Backyard, arka bahçe. Arka dediği için illa arka olması gerekmiyor ama arka bahçe. Is a hotbed of creepy crawlies. Creepy crawlies. Şuradaki crawl nedir arkadaşlar? Crawl. O draw, çizmek. Bu crawl. Hayır. Sürünmek, emeklemek. Bebeklerin yaptığı şey crawl'dur. Snake, yılanların yaptığı şey de crawl'dur. Onu bilmiyorum. Creepy korkutucu. İnsanın içini ürpertici demek. Şuradaki creep diye bir fiil var. To creep on'la kullanılır. On somebody. Birisine çaktırmadan yaklaşmak, yanaşmak. Özellikle de korkutmak. Böyle bah! Yapmak için. Creepy dediğinde ama daha çok hani böyle işte mezarlık gibi veyahut da yıkılmış bir bina gibi ürkütücü, korkutucu. Creepy crawly olursa arkadaşlar sürünüp insanı korkutan şeyler. Bütün sürüngenler, bütün böcekler. İnternetten hemen gösteriyorum. Eğer hoşunuza gitmiyorsa bakmayın. Evet, her türlü creepy crawlies. Maşallah, şuna bak. Evet. Hotbed ne peki? Sıcak yatak. Yuva, çok güzel. Herhangi bir şeyin biriktiği,
çıkış noktası diye düşünün. Yoğunlaştığı herhangi bir nokta. Mesela bu şey için de düşünülebilir. Soyut anlamda hem iyi hem kötü. Mesela ne diyebiliriz? Bizim okul misal, öyle değil ama inşallah öyle olur. Bizim okul mesela bir hotbed for innovations. Değil mi? Yenilik yuvası, yenilik kaynağı. Kuluçka tam değil ama fena bir fikir değil. Evet. Yani kuluçkada henüz yoktur. Hotbed'de vardır ama. Efendim, demek ki bu yürüyüp kaynaşıp duran şeylerin bir yuvası. Arka bahçe. My body is brimming with toxins. Benim vücudum toksin, zehir. Zehirlerle brimming oluyor. Ağzına kadar dolup taşıyor bir de. Bir şey brim diyorsa arkadaşlar taşıyordur. Evet, brimming, bakın taşıyor. Peki brim ne sadece brim? Bardaklarda olur, sürahide olur, tencerede olur. Değil, taşmaktan bahsediyoruz. Kenar. Şapkanın kenarı da brim. Full to the brim dediğiniz zaman, full to the brim, ağzına kadar dolu demek. Bakın bu already full to the brim. Bak bu full to the brim. Ağzına kadar dolu. Brimming with olduğu zaman da dolup taşıyor. İnsan için de kullanır. Mesela brimming with confidence. Böyle kendine güven son derece taşıyor bile. Gibi. Demek ki benim vücudum toksinlerle dolu ve taşıyor. And the germs in my kitchen, mutfağımdaki mikroplar are just waiting, bekliyorlar to rise up, tam olarak çoğalmak değil, ayaklanmak, isyan etmek ve infect me, beni, evet beni infect edecekler, bana bulaşacaklar. Yani isyan etmek ve bana bulaşmak için bekliyorlar sadece mutfağımdaki mikroplar. İşte bu pesimizm ve güvensizlik. Yoruldunuz mu? Peki, hadi bakalım.